Şimdi arkadaşlar efsane bir videoyla tekrardan YouTube'dayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoda sizlere işte stresini mağaza atmak istiyorsun. Derin bir nefes al, rahatla. Sınav çok önemli bir şey değil. İşte sadece kendine rekabet ediyorsun. Bunu deneme gibi düşün tarzında saçmalıklardan bahsetmiyor olacağım. Bunlardan bahsetmeyeceğim çünkü mevcut durumun gerçekliğinden kaçmak sadece korkak muhallebi çocukların yapacağı bir şey. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Stresi bastırmaya çalışarak stresten kurtulamazsınız. Daha büyük bir stres yaratmış olursunuz. Yani aman stres olmamalıyım, stres olursam biterim, çok yanlış yaparım gibi saçmalıklara girdiğiniz noktada yüksek ihtimalle mezuna kalmış olacaksınız. Çünkü o kadar çok bastırmaya çalışacaksınız ki bastırmaya çalıştıkça o şeyi düşündüğünüz için aslında korkunç bir stres yaratmış olacaksınız kendinize. O yüzden kesinlikle böyle saçmalıklardan bahsetmiyor olacağım. Burada çoğunuzun sıkıntısı şu arkadaşlar, stresi sizi böyle aşağı çekecek bir etmen gibi görüyorsunuz. Yani stres olursam sınavı kaybederim, stres olursam benim için her şey biter, geleceğim biter tarzında düşünüyorsunuz ama durum böyle değil. Stres kurtulmanız gereken bir şey değil. Aksine hatta sizin ihtiyaç duyduğunuz bir şey. Çünkü o strese maruz kaldığınız için sınava girdiğinizde aslında soruları daha fazla ciddiye almaya başlayacaksınız. Hatta sizin için o sınav daha önemli hale gelecek. Yani bir denemeye girdiğinizde mesela ister istemez %100'ünüzü ortaya koyamıyorsunuz. Çünkü o deneme sizin için aslında bir monoton ve o denemeyi mesela 100 yapmak yerine 90 yaptığınızda hayatınızda bir şey değişmiyor. Ama gerçek sınava girdiğinizde yaptığınız her bir doğru hayatınızı değiştireceği için aslında o stres sizi böyle daha fazla iyi olmaya, daha fazla doğru yapmaya itmiş oluyor. Sınavı daha fazla ciddiye almaya, daha fazla odaklanmaya ve yorulmayacak tarzda bir enerjiyi size sunmaya itmiş oluyor aslında. Bu yüzden arkadaşlar burada gidip de çevrenizdeki işte komşumun kızı Ayşe çok stres olduğu için ilk 1000'e girmek yerine 500 bine girdi tarzında gerçek dışı örneklere bakmayın. O komşunun kızı Ayşe 500 bine girdi. Çünkü stres yaptığından değil, yeterince çalışmadığı gerçeğini stres bahanesiyle kamufle etmeye çalıştığından 500 bine girdi. Ama şunun örneklerini gerçekten çevrenizde görebilirsiniz. Mesela derece yapan öğrencilerin çoğu der ki en iyi netim sınavda yaptığım nettiler. Çünkü neden? Denemeye girdiğinde bu adam %100'ünü ortaya koyamadı. Çünkü kaybedecek bir şey yok, kazanacak bir şey de yok. Ama gerçek sınava girdiğinde o stres sayesinde, o adrenalin sayesinde aslında daha fazla yapacak gücü ve enerjiyi kendisinde bulmuş oluyor. Mantığımız bu. Benim burada taktiğim şu arkadaşlar, bu sınava sadece bir sınav olarak bakmayacaksınız. Yani gireceğim 3-5 tane soru çözeceğim, 100 net yapacağım. Hoş geldin 950 tıp tarzında bir şey olmayacak. Bu sınav bir savaş ve siz savaşa çıkacaksınız. Savaşa çıkacaksanız stres hissetmek zorundasınız. Neden savaşa çıkacaksınız diyorum? Çünkü baktığınızda siz 3 milyon küsür kişiyle çarpışacaksınız bu sınavda ve kaç kişiyi elerseniz alacağınız sıralama o olacak ve ona göre kazanacaksınız ya da kazanamayacaksınız. Yerleşeceksiniz ya da yerleşemeyeceksiniz. Yani ortada hedefim 100 net, 100 net yapınca şu tıpa gireceğim tarzında bir şey yok. Bunun içinde mesela 2021 ile 2020 sıralama farklarına bakabilirsiniz. Neden böyle bir fark oluşuyor? Çünkü sınavın zorluğu değişiyor. Sınavda eleyebileceğiniz insan sayısı değişiyor vesaire. Yani burada temel mantık kaç kişiyi devirebilirsen alacağın sıralama o kadar iyi olmuş olacak. Mantığımız bu. Ve şuna da emin olabilirsiniz. Mesela insanlar diyor ya, yok işte sadece kendinizle yarışın çocuklar. Azim iyidir ama hırs kötüdür. Hatta benim videolarıma yorumlar geliyor. İşte bu kadar hırslı olman çok zararlı. İnsanlarla rekabet etmen çok zararlı. Ya rekabet hayatın her yerinde ve bu sınava girdiğinizde siz rekabet ediyor olacaksınız. Yani kimseye şunu demeyecekler. Mesela bir seçenek sunacaklar önünüze. Diyecek ki sen ilk bine gireceksin ama şu rakibin sen ilk bine girdiğin için 3 milyonuncu olacak. Emin olun bunu herkes kabul eder. Herkes derece yapmak ister ve derece yapmak için kim karşısında kim olursa olsun onu elemek ister. Yani burada aslında arkadaşlar rekabet kaçınılmaz bir gerçek. Bu tarz böyle aman tek rakibiniz kendinizsiniz, sakin olun çocuklar saçmalıklarına düşmemeniz gerekiyor rekabetten düşmemek adına. Benim kendi koçluk öğrencilerime de sürekli söylediğim şey bu arkadaşlar. Yani sınava giriyorsan bunu böyle bir boks maçı gibi düşün. Sınava girmeden önce umutsuzluğa kapılma gibi bir lüksün yok. Çünkü daha sınava girmeden kaybettim diye düşünmeye başlarsan, iyi yapabilecek bir öğrenci olsam bile mezuna kalır mıyım diye düşünmeye başlarsan, mesela bir boksör bunu ringe çıkmadan önce yaparsa, yani acaba kaybedeceğim mi, ben kötüyüm tarzını düşünmeye başlarsa muhtemelen çenesi dağılır, o ringten öyle çıkmış olur. Yani bir öğrenci de sınava girmeden ben kaybedeceğim galiba falan derse çok yüksek ihtimalle kaybeder. O yüzden arkadaşlar birincisi mental olarak sağlam kalacaksınız, fakat mental olarak sağlam kalmakla stressiz olmak aynı şey değil. Biraz stresiniz olacak ama mental olarak da kendinize güveneceksiniz. Bunun için de benim yaptığım yöntem şudur. Şimdi önünüze kitapçıklar gelecek. İşte hocalar gerekli zaman geldiğinde başlayabilirsiniz çocuklar diyecek falan. Tam o an geldiğinde emin olun o sınıftaki, hatta sınıfı geç, ilçedeki, şehirdeki, onu da geç, ülkedeki bütün öğrenciler, sınava girecek bütün öğrenciler %90 arkadaşlar elleri titreyerek korkuyla falan o kitapçığa atlayacaklar. İlk soruyu çözerken müthiş bir korkuyla sınavı çözmeye başlayacaklar. Benim burada yöntemim şu. Ben kesinlikle herkes o korkuyla sınava başlarken üstünlüğü kurabilmek için, yani hem o kitapçığa üstünlüğü kurabilmek hem de rekabette üstünlüğü kurabilmek için lamburlumbura kitap
çarpışa atlamam. 30 saniye boyunca beklerim ve etrafımdaki insanları izlerim kopya çekecekmiş gibi gözükmeden. 30 saniye boyunca hepsine bakarım arkadaşlar. Bakın ne kadar korktuklarını göreceksiniz. Ellerinin titrediklerini göreceksiniz ve insanlar bu tarz bir korkuyla başlarken sizin 30 saniye boyunca ya ben bu sınavı parçalayacağım, bak insanları izliyorum, bunlara 30 saniye avantaj veriyorum. Hepsi korkuyor, hepsi rakibim ve ben hepsinden iyiyim tarzında düşüncelere girmeniz size dehşet bir üstünlük sağlıyor olacak o kitapçığa karşı ve o ivmeyle kitapçığa girdiğinizde, ilk soruları çözmeye başladığınızda bu katlanarak ilerlemiş olacak. Yani burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar, bir anda korkuyla başlamayacaksınız. Öncesinde 20 saniye, 30 saniye, 15 saniye gerekirse kontrolü elinize alacaksınız. Dediğim gibi benim için bunun yöntemi etrafındaki insanlara bakmak. Çünkü neticesinde o sınıftaki insanlar, hatta dediğim gibi ilçedeki, şehirdeki, ülkedeki insanlar sizinle aynı hedefi almak için çarpışıyor olacaklar. Bu yüzden bu belirttiğim süre boyunca ben kontrolü elime alırım. Gerçekten o kitapçığa karşı üstünlüğümü kurarım ve ondan sonrasında sınavı çözmeye başlarım. Yani asla o korkuyla bir anda haldır haldır ilk saniye o kitapçığa atlamam kesinlikle. Ayrıca bu teknikte bir anda ustalaşmayacaksınız. Yani ben bu tekniği aslında sınava kadar olan bütün denemelerde de yapmıştım ve artık bu benim için ustalaştığım bir şey olmuştu. Ama siz şu ana kadar bunu yapmadıysanız ilk gireceğiniz sınav gerçek sınav olmuş olacak. Çünkü bu saatten sonra herhalde TYT genel denemesi çözmezsiniz. O yüzden şunu yapın arkadaşlar. Şu anda sınav 2 gününüz var ya, 2 gün boyunca boş kaldıkça gözünüzü kapatın ama gerçekten tüm gerçekliğiyle o sınav anını hayal edin. Böyle herkes haldır haldır başlamış, herkes korkuyor. Siz korkmadan etrafı izliyorsunuz, üstünlüğünüzü kuruyorsunuz. Kitapçığı parçalayacağınıza dair inancınızı yerleştirdikten sonra 20 saniye içerisinde sınavı parçalamaya başlıyorsunuz. Bu anı hayal edin defalarca. 2 gün boyunca bunu defalarca tekrarladıktan sonra arkadaşlar zaten sizin sınava giderken yürüyüşünüz bile değişmiş olacak. Kendinize daha güvenerek, daha böyle parçalayacağınıza dair inanç geliştirerek yürümüş olacaksınız. Bu yürüyüşünüzden, bakışınızdan bile belli oluyor olacak zaten. Sınava girdiğinizde de bu tekniği uygulayacaksınız ve ondan sonra gayet basit bir şekilde bu sınavı parçalayacaksınız. Benim bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bak, bugün burada biz kazandık. Ama bu iş daha bitmeye çok uzak. Sen ve ben asker daha ölmüyoruz. Geri dönmeliyiz. Bize ihtiyaç duyulan yere dönmeliyiz.